ediyorum arkadaşlarım. Bu hafta neredeyiz biliyor musunuz? Bu hafta 360 Çocuk Kulübü Kuşadası'nda. Kuşadası'nda ne mi var? Tabii ki Balkan Cup var. Balkan ülkesinden gelen genç arkadaşlarımız, 11 yaş ve 11 yaş altı arkadaşlarımız burada Altın Ordu tesislerinde inanılmaz güzel bir futbol turnuvası yapacaklar. Biz de 360 Çocuk Kulübü olarak onları seyredeceğiz ve o sizle seyrettiklerimizi paylaşacağız. Kazanan tabii ki dostluk, kardeşlik, sevgi ve barış olacak. Lütfen Çocuk Kulübü olarak bizden ayrılmayın. Altın Ordu U11 Balkan Şampiyonası'ndayız. Bir spor yorumcusu, bir spor yazarı olarak, bir spor adamı olarak neler düşünüyorsunuz? Yani bildiğim kadarıyla ve takip ettiğim kadarıyla bu tür organizasyonları hiçbir şekilde kaçırmıyorsunuz ve spor programlarının içerisinde de oldukça yer veriyorsunuz. Evet, burada ikinci defa bir turnuvada bulunuyorum. Daha önceki senelerdeki turnuvalara gelmedim. Her buraya gelişimde bundan sonra hep onları kaçırdığım için pişman olacağım. Çünkü başından sonuna kadar çok büyük bir hikaye bu hikaye. Sıra dışı bir hikaye. Adımlarını küçük küçük atmış, şimdi maraton koşusu yapan bir hikaye ama içinde böyle belki bir 100 metre finali kadar, atletizmdeki değerini bilirsiniz, değerli hamleler var. Ben bu tip organizasyonlara gitmeyi çok seviyorum. Yani İstanbul'da vakit bulduğum zaman altyapı maçlarına giderim zaten. Çok fazla vakit bulduğumu, sürekli bütün maçlara gittiğimi söylesem yalan olur ama çocuklar top oynadığı zaman izliyorum. Futbol okullarının maçlarına gidiyorum ama Altın Ordu başka bir hikaye. Senin de bildiğin gibi. Altın Ordu'da bir gönül bağda kurmuş bulunuyoruz. Çünkü yedi emini Mehmet Bey var. Yedi emini Mehmet Bey var. Tanırım. Dolayısıyla geleceğe dönük bir proje olduğundan da heyecanlıyım. Yani 20 sene sonra tribünde ihtiyar bir adam olarak bu çocukları ben 11 yaşında izlemiştim. Bu takımın içerisindeki oyuncuların 5 tanesi Altın Ordu'dan yetişmiştir. Bugün de Altın Ordu Avrupa'da yarı finale yükseldi diyebilmek için bugünlerde buraya adımlar atıyorum. Yani zafere giden yolları taşla döşersin ya, o taşların üzerine biz de adımlarımızla atıyoruz. Sadece bir kişinin yüreğini koymasıyla değil, birçok insanın ona destek vermesiyle oluyor. O yüzden bir takım oyunu, o yüzden Altın Ordu taraftarı gibi hissediyorum kendimi. Harika, aynen, ben de aynı duygularla. Yani geleceğe yönelik bir adım olduğu için, 50 bin taraftarı tribünleri doldurduğu için, 5 milyon taraftarı olduğu için, Türkiye'nin en zengin kulübü olduğu için falan değil. Bundan hiçbirisi değil Altın Ordu. Ama gönlü zengin olduğu için, çocuklara baktığı, yani geleceği gördüğü için Altın Ordu'yu ve hakikaten yarı profesyonel, yarı amatör, bazen full amatör insanlarla bezeli olduğu için seviyoruz Altın Ordu'yu. Ben Altın Ordu kulübünü iki takım tutuyorum Türkiye'de. Birisi tuttuğum takım, ikincisi de Altın Ordu. Gönül bağımlısın. İkisi oynadıkları zaman da çok keyifli maçlar izliyorum. Geçen hafta olduğu gibi. Okay Karacan'a çok teşekkür ediyoruz gerçekten. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Arkadaşlar, İskeçe Spor Birliği'nin değerli oyuncularıyla birlikteyiz. Tabii ki öncelikle mikrofonumuzu hocamıza uzatıyoruz. Hocam geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nedir turnuvadaki durum? Turnuvadaki durum şu anda dördüncülük veya beşincilik pozisyondayız. Evet. Dört beraberliğimiz, iki mağlubiyet, iki tane galibiyetimiz var. 10 puandayız şu anda. Evet, çocuklar çok azimli görünüyorlar ama. Bütün çocuklar azimli, bizimkileri de öyle. Evet, nasıl buluyorsunuz turnuvayı, nasıl geçiyor turnuva? Mükemmel bir turnuva, tebrik ediyorum Altın Ordu'nu. Bayağı bir uzaktan geldik. 850 kilometre otobüsle 12 saat yolculuk yaptık. Ama bu yorgunluğa gerçekten değdi. Çocukların velilerine gönderdikleri için, İskeçe Spor Birliği yönetim kuruluna bu turnuvada katılabilme izni aldığı için Yunanistan Federasyonu'ndan, Altın Ordu'na ve buraya katılan bütün takımlara bu mükemmel havayı bize yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Yunanistan'a biz de çok teşekkür ediyoruz. Dostluk, kardeşlik, baki, her zaman spor yapıyoruz. Bir hep birlikte Çocuk Kulübü deyip ev sallayalım mı? Çocuk Kulübü! Çocuk Kulübü! Arkadaşlar, Altın Ordu'dayız, Kuşadası tesislerindeyiz, U11 Balkan Cup'tayız. Altın Ordu'nun yetiştirmiş olduğu 7 emin başkanı ve Altın Ordu'nun bütün dünyaya armağanı Salih Uçan burada. Önce kimden başlayalım başkan? Misafir olsun evet, mu? Çünkü yani Salih, Roma'da. Salih evladımız uzun bir yolculuktan bizim davetlimiz olarak geldi. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Çünkü buradaki çocuklar hep böyle idol bakıyorlar. Salih de bizim altyapımızın içinden çıkan
çok önemli bir değer olduğu için buraya da bulunması çok önemli. Söz onundur. Evet. Harika. Bu bir çocuk programı. Sen de bu çimsahlardan, böyle güzel turnuvalardan yetiştin ve şu anda bir dünya starısın artık. Evet. İşte Türkiye'de futbol denilince Salih Uçan, Arda Turan geliyor meraklı. Çünkü siz yurt dışında Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Bize biraz bu macerayı, bu turnuvaları, bunların faydalarını, yeni yetişecek çocuklar için bunlarla ilgili bir şeyler söyler misin? Tabii ki. Öncelikle Altın Ordu zaten bu tür turnuvaları inanılmaz. Dünya çapında yapıyor. Ben de çocukluğumda bu yaşlarda 10-11 yaşlarında Marmaris Spor'da oynarken orada da Geleceğin Yıldızları turnuvası oluyordu. Ben o zamanlar çok heyecanlanıyordum. Yani Fenerbahçe'yle oynuyorduk, Beşiktaş'la oynuyorduk, Trabzon'la, Gençler Birliği'ni oynuyorduk. Ya diyordum keşke, çünkü Marmaris çok küçük bir yer olduğu için keşke her zaman olsa da, keşke biz de İstanbul'da da olsak da böyle Fenerbahçe'lerde, Beşiktaş'larda çok turnuvalar oynasak, diye düşünüyordum. Ve yani bu yaştaki turnuvalar çok eğlenceli oluyor. Bir kere yani büyük takımların altyapılarıyla maç yapmak çok mutluluk veriyordu ve kalite olarak, yani gelişim olarak da çok gelişiyorsun. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarım, U11 Balkan Kup'ta ev sahibi takım Altın Ordu ile birlikteyiz. Yüzdünüz kuyruğuna kadar geldiniz. Yarı finaldesiniz. Final oynayacak mısınız? Onu bir öğreneyim şimdi. Oynayacağız. İddialısınız yani. Çok iddialıyım. Harika. Yanımda Emirhan var Altın Ordu'dan. Emirhan, senin mevkin ne? Orta saha. Orta saha. Yani bugün takımın beyni sensin. Evet. Sen ve arkadaşların. Evet. Rakip kim? Atletico Bilbao. Eyvah. Kardeş kulüp bir de, değil mi? Evet. Zor bir maç geçecek. Zor bir maç. İnşallah kazanmış oluruz. Nasıl bir taktik aldınız böyle? Yani bize tabii söylemedi, hani pres mi yapacaksınız? Savunmaya mı çekileceksiniz? Nasıl gidecek? 3-5-2 mi? 4-4-2 mi? Nasıl olacak? 2-1-3-1. 2-1-3-1. Peki, golcülere çok büyük iş düşüyor herhalde. Evet. Kalecilere de çok büyük iş düşüyor herhalde. Herkese büyük iş düşüyor. Herkese büyük. İnandınız mı takım halinde peki? Evet, herkes birbirine inandı, kilitlendi. Harika, güzel dinlenebildiniz mi? Evet, çok iyi dinlendik. İyi beslenebildiniz mi? Evet. Biz de öyle, buraya sizi çekmeye geldik, acayip güzeldi, acayip keyifliydi. O zaman biz 360 Çocuk Kulübü olarak sizlere başarılar diliyoruz. Daha nice böyle güzel kaplarda birlikte olabilmek umuduyla diyoruz. Canı gönülden de sizi destekliyoruz. Ama bunu başka takımlara söylemeyin, tamam mı? Tamam. Ben biraz taraf tutacağım ama aramızda kalacak, tamam mı? O zaman şimdi 1-2-3 diyelim, böyle kapanırken Altın Ordu diye bir bağıralım mı? Olur. Ama çok kuvvetli bağıralım, herkes duysun bizi. Tamam. 1-2-3 Altın Ordu! Arkadaşlar, Altın Ordu Spor Kulübü U11 Balkan Şampiyonası'nda yine bir ilke imza attı ve çok başarılı bir organizasyon gerçekleştirdi. Bu organizasyonun finalinde Athletic Bilbao'nun U11 takımı şampiyon olmasına rağmen dünyada eşi benzeri görülmeyen bir centilmenlik örneğiyle bir Balkan takımı olan Kukuriku'ya kupasını verdi. Bu görkemli kupa töreninden sonra Altın Ordu Spor Kulübü söylediğimiz gibi bir ilke daha imza atmış oldu ve kazanan dostluk oldu, kardeşlik oldu, barış oldu ve tabii ki finalinde spor oldu.